Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresi 19-25. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala bu okuyacağımız bölümde Hazreti Adem'in iblisle imtihan edilmesi ve bu münasebetle bizlere, bütün insanlığa bir takım mesajları bildiriyor. Şöyle ki, önceki bölümde Hazreti Adem'in yaratılışı, meleklerin ona secde etmesi, iblisin ise secde etmemesi nazara verilmişti. İblis secde etmeyince Allah'ın huzurundan kovuldu. O da insanları saptırmak için yetki istedi. Kendine böyle bir yetki verildi. Ayetlerin devamında Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَيَا Adem, ey Adem, اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ Sen ve eşin cennete yerleşin. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا Dilediğiniz şekilde cennet meyvelerinden yiyin. وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَا Ama şu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Yoksa zalimlerden olursunuz. Burada Hazreti Adem'in zevci, eşi Havva isim olarak her ne kadar ayette geçmiyorsa da tefsirlerde isminin Havva olduğunu öğreniyoruz. Bizler Adem ile Havva'nın torunlarıyız. Şu anda dünyadaki bütün insanlar bu açıdan baktığımızda birbirinin kardeşidir. Nesilleri en azından Hazreti Adem'de birleşmektedir. İşte Adem babamız ve Havva validemiz cennette yaratılıyorlar. Allah-u Teala cennette her türlü yiyeceği onlara helal kılıyor. Ancak orada da bir imtihan var. Şu ağaca yaklaşmayın. Hangi ağaç bunu bilemiyoruz. Bazıları buğday demiş, bazıları incir demiş, bazıları elma demiş. Değişik şeyler söylemişler. Ama bu konuda çok sahih bir rivayetle de karşı karşıya değiliz. Ayet-i Kerime de zaten bunu belirtmiyor. Bu açıdan yasaklanmış olan bir ağaç. Böyle anlayacağız. Ona yaklaşmayın. Ayet-i Kerime'de yaklaşmayın denilmesi, yani yemeyin demiyor da yaklaşmayın. Benzeri bir üslubu zina ile alakalı yasakta görürüz. La takrabu zina, zinaya yaklaşmayın. Çünkü yaklaşan zaten kendini kurtaramaz. Mıknatısı düşünelim. Mıknatıs çekme kabiliyetinde. Diyelim etrafında da toplu iğneler var. Toplu iğneler mıknatısa yaklaştıklarında onun çekim alanına girerler ve çekilmekten kurtulamazlar. Günahlarında bir cazibesi var. Günahların cazibesine kapılan bir insan, yaklaşan bir insan artık istese de belki onlardan kurtulamayabilir. Bu açıdan yapmayın demekten ziyade yaklaşmayın denilmesi çok daha etkili bir anlatım. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ Ama şeytan onlara vesvese verdi. Daha önce iblis olarak nazara verilmişti. Burada iblisin adı şeytan olarak geçti. Demek ki evvelinde daha mahiyeti ortaya çıkmazdan önce, yani Allah'a isyanı ortaya çıkmazdan önce iblisti. Ama Allah'ın huzurundan kovulduktan sonra şeytan oldu. Ve ayet-i kerimede ondan şeytan olarak bahis var. Şeytan onlara vesvese verdi. Yani içlerinden gizli bir ses bu şekilde onlarla konuştu. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا Ayıp yerleri kendilerine görülsün diye. Ayıp yerleri yani mahrem yerleri. Mahrem yerleri açığa çıksın diye şeytan onlara vesvese verdi. Bunun bize bakan yönü en azından şudur. Mesela bülûg dönemine kadar kız ve erkek birbirinin mahrem yerlerinin farkında değildir. Ama bülûg dönemiyle beraber artık iki taraf birbirinin mahrem yerlerinin de farkına varır. Demek ki böyle bir olayda o yasak meyveden yemek Hazreti Adem ve Havva'nın birbirlerinin mahrem yerlerinin farkına varmalarını netice veriyor. Adeta böyle bir olayla onlar bülûğa eriyorlar. Buna aralarındaki bu tarz bir ilgiye bir işaret olarak görülebilir. Ve şeytan onların mahrem yerleri açığa çıksın diye onlara vesvese verdi ve gale ve dedi ki مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِي الشَّجَرَى Yani Rabbiniz bu ağaçtan niye sizi yasakladı biliyor musunuz? اِلَّا اَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ Yani eğer yerseniz iki melek olacaksınız. اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ
veya bu meyveden yediğinizde cennette ebedi kalacaksınız. Burada şeytanın yalan söyleme özelliğini görüyoruz. Yani şeytan yalancıdır. Şeytan hakikatleri ters yüz eder. İşte o yasak ağaçtan yemeselerdi orada kalacaklardı. Ama şeytan tam tersini söylüyor. Yerseniz burada kalacaksınız. Yemezseniz buradan çıkartılacaksınız diyor. Ve gâsemehume, ve onlara kasem etti, onlara yemin etti. Malum yemin insanın söylediği sözü kuvvetlendirmek için ifade edilir. Şeytan da bu noktada yalan yere onlara yemin etti. İnni lekuma leminen nasihin, ben her ikinize de hayırhahım, sizin iyiliğinizi istiyorum, sizin için böyle düşünüyorum dedim. Burada şeytanın başka bir özelliğini görüyoruz. Şeytan insanları uçuruma yuvarlarken onlara iyi yere götürdüğünü söyler. Ve şeytan ve ona yoldaş olan insanlar biz kötü iş yapıyoruz demezler. Kendilerini daima iyi şey yapar gibi gösterirler ve kuyusunu kazdıkları insanlara da sizin için güzel şeyler hazırladık tarzında bu gibi ifadeler kullanırlar. Fedellâhumâ bi gurur. Böylece onları, Adem ve Havva'yı aldattı. Felemmâ zâga şecera, Adem ve Havva o ağaçtan tattıklarında bedet lehumâ sev'âtuhumâ, mahrem yerleri kendilerine görüldü. Daha önce mahrem yerlerinin farkında değillerdi. Ama böyle bir olayla mahrem yerlerinin farkına vardılar. Ve dafiga yahsifen aleyhime min baragil cenne, cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. İncir gibi böyle yaprağı büyük olan ağaçların yapraklarından ayıp yerlerine, mahrem yerlerine örtmeye başladılar. Ve nâdâhumâ rabbuhumâ, onların Rabbi onlara şöyle nida etti. Elem enhekumâ an tilkümâ şecera, ben ikinizi o ağaçtan yasaklamamış mıydım? Ve kul lekumâ, ve size dememiş miydim? İnne şeytane lekumâ aduvvun mubin, şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim? Burada şunu görmekteyiz. Demek ki şeytan insanlar için aduvvun mubin, apaçık bir düşman. Bu Adem ile Havva'ya da bildirilmiş. Ona bildirildiği gibi bize de bildiriliyor. Bu kıssanın anlatılması bile bunun bize bildirilmesidir zaten. Şeytanın aduvvun mubin olduğu, yani apaçık bir düşman olduğu, insan ile Allah arasını ayırmaya çalıştığı ve kendisi aynı zamanda beyan kabiliyetinde, güzel söz söylemesini bilir, aldatmasını bilir, kötülükleri süslemesini bilir. Bu noktada aldatıcı bir dehaya, zekaya malik olduğu ayet-i kerimede nazara veriliyor. Gâle Rabbena zalemna enfusena, bunun üzerine Adem ve Havva şöyle dediler. Ey Rabbimiz, biz nefsimize yazık ettik, nefsimize zulmettik. Ve illem tağfir lena ve terhamna, eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen, lenekunenne minel hasirin, biz hüsrana düşenlerden oluruz. Yani kendine yazık edenlerden oluruz dediler. Burada dikkatimizi çeken şöyle bir durum var. İblisle insanların farkı. İblis Allah'ın emrini yerine getirmedi. Ama Allah-u Teala neden böyle yaptın diye sorduğunda bunu savunmaya kalktı. Günahı günah olarak görmedi. Kendini hatalı olarak görmedi. Bilakis kendini haklı gördü ve Allah'ın karşısında kendini savunmaya geçti. Allah'ın açık emrini ihlal ettiği halde yaptım ama şundan dolayı yaptım. Kendini savunma cihetine gittim. Adem ile Havva, onlar da Allah'ın bir emrine karşı geldiler. Bir ağaç onlara yasaklanmıştı. Şeytanın vesvesesiyle o yasak ağaçtan yediler. Ama bunun hata olduğunu hemen fark ettiler. Ve Cenab-ı Hak onlara neden böyle yaptınız diye sorduğunda kusurlarını itiraf ettiler. Günahlarını itiraf ettiler. Ve Allah'a yalvardılar. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen biz gerçekten hüsrana düşenlerden oluruz. Demek ki bu nokta insan ile iblis arasında mühim bir fark ve çok önemli bir fark. İnsan
Hazreti Adem ve Havva misali ayağı kayabilir. Bir günaha girmiş olabilir. Böyle bir durumda ona yakışan şey Adem ile Havva'nın yaptığı gibi Allah'a yönelmek, günahını, kusurunu itiraf etmektir. Yoksa şeytanın yaptığı gibi günahını savunmaya çalışmak, sanki bir marifet etmiş gibi bunu böbürlene böbürlene anlatmak değildir. İşte iblis tevbe etmedi, pişman olmadı. Allah'ın huzurundan kovuldu. Adem ile Havva günahın neticesinde tevbe ettiler, pişman oldular ve bunun sonucu olarak da tekrar o cenneti elde ettiler. Gale ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Cenab-ı Hak dedi ki sizler birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Burada inmek, yeryüzüne inmek, gönderilmek ve birbirine düşman olarak gönderilmek insanlarla şeytan arasında. Yani birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin denilmesi yeryüzünde kıyamete kadar Adem oğullarıyla iblisin mücadelesini bize anlatıyor. İblis düşmanlığını devam ettirecek, insanları yoldan çıkarmaya çalışacak. İnsanlar da ya onun gittiği yoldan gidecek veya onunla mücadele edecekler. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضَ مُسْتَقَرٌ Sizin için yeryüzünde bir yerleşmek var. Ve meta'un faydalanmak var. اِلَى حِينَ Belli bir vakte kadar. Sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar yerleşmek ve faydalanmak var. Bu belli vakit kıyamet. Yani kıyamet kopuncaya kadar insanlar yeryüzünde hayatları devam edecek. Yeryüzünde yerleşecekler ve yeryüzünün nimetlerinden istifade edecekler. Yeryüzü cennete nispetle düşünüldüğü zaman bir diyar-ı gurbettir. Nasıl ki şu anda memleketinden uzakta olanlar gurbettedir. Gurbet kendilerine hüzün verir. Gurbette yaşamak kendilerine zor gelir. Ama aslında doğup büyüdükleri yerde de yaşasalar yine gurbettedirler. Şairlerden birinin ben gurbette değilim, gurbet benim içimde dediği gibi bütün insanlar bir yönüyle gurbettedir. Çünkü vatanı asli cennettir. Hazreti Adem cennette yaratılmıştır. Bundan dolayı hepimizin asıl vatanı cennettir. Ama şu an için cennet bizim için yitik bir cennettir. Cennetten çok uzaktayız. Dünya denilen diyarı gurbete gelmişiz. Adeta köyünden çıkıp da yabancı bir memlekete giden, orada çalışan ve orada para biriktirip tekrar memleketine dönecek olan kimseler gibiyiz. Şu dünya hayatında bizim için bir yerleşmek var ve bir faydalanmak var. Ama bu dünya hayatında insanın hedefi kaybetmiş olduğu, uzakta kalmış olduğu asıl vatanına dönmek olmalı. Cenneti kazanmak olmalı. Gale fîhe tahyevne Cenab-ı Hak bildirdi ki orada o arzda yaşayacaksınız ve fîhe temutûne ve orada öleceksiniz ve minhâ tuhracûn ve oradan çıkartılacaksınız. Yani bir tek ayet bizim yeryüzündeki maceramızı, bütün insanlığın macerasını anlatıyor. O yeryüzünde yaşayacaksınız ve orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız. Yeryüzü netice itibariyle hepimize geniş bir mezaristan olacak. Bütün dünya üzerindeki insanlar netice itibariyle ölecekler, toprağın altına girecekler ve toprağın altında ne etleri kalacak ne kemikleri, dağılıp gidecekler. Ama onları yoktan yaratan yüce kudret onlara tekrar hayat verecek ve mahşer meydanına insanlar sevk edilirken topraktan böyle çıkacaklar. Cesetleri de kendine verilmiş bir şekilde ruh ceset beraberliğiyle mahşer meydanına gidecekler. Eğer düşünecek olursak bizi çok ilginç şeyler bekliyor. Şu ana kadar çok ilginç zaten şeylerle karşılaşmışız. Bir zamanlar dünya üzerinde değildik. Bu dünyada adımız, şanımız, hiçbir şeyimiz yoktu. Ana babamız bizim geleceğimizi bilmiyordu. Ama ete kemiğe büründük. Her birimiz kendi suretimizle göründük. Bu dünyaya geldik. Şu anda bu dünyada hayat bizler açısından devam ediyor. Ama bu hayatın sonunda ölüm var. Bir tanesi demiş ki ölüm var ölüm, ölüm de görün.
Ölen herkes görecek. El mevtu hak, ölüm hak. Ve insanlar öldüğü zaman gaflet uykusundan uyanacaklar. Ve o zaman pişman da olacaklar. Ah diyecekler. Keşke dünya hayatını iyi değerlendirseydik. Diğer aleme dop dolu gitseydik. Sevap dolu gitseydik. Bunu söyleyecekler. Ve ardından insanların tamamının toprağın altında olması, işte üzerlerinden bir kıyamet geçecek. Kıyamet koptuktan sonra Allah'ın dilemesiyle İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci defa üfürmesiyle bütün insanlar kabirlerinden kalkacaklar. Bunun her yıl bir misalini sonbahar ve ilkbaharda görüyoruz. Sonbahar adeta bir kıyamet gibi. Sonbaharda ağaçların yaprakları sararıyor, hatta dökülüyor. Kış geldiğinde artık bunlarda ne yaprak kalıyor ne meyve. Ama ilkbahar geldiğinde tekrar yapraklar çıkıyor, çiçekler açılıyor ve meyveler geliyor. Yeryüzü kışın tamamen kuru bir vaziyetteyken, hayat pek görülmezken, bahar geldiğinde rengarenk otlar, rengarenk çiçekler oradan çıkıyorlar. Ve böylece Allah-u Teala şu yeryüzünde hayatı devamlı tazeliyor. Devamlı öldükten sonra dirilmenin misallerini gösteriyor. Bu böyle devam edip gidecek. Ama nedense insanların bir kısmı yoktan yaratıldıklarını unutarak Allah bizi nasıl diriltir? İnsan toprak olduktan sonra tekrar nasıl hayat bulabilir diye tekrar dirilmeyi akıldan uzak görecekler. Halbuki şu anda da zaten onlar değişik şeylerden yaratıldılar. Ölü maddelerden yaratıldılar. Allah-u Teala bütün insanları topraktan yarattı. Yani bizler toprağın çocukları hükmündeyiz. Ve bizi meydana getiren maddeler havadır, sudur, topraktan yediğimiz şeyler, cansız şeyler. O cansız şeylere Allah-u Teala hayat verdi. Allah-u Teala'nın bunlara hayat verdiğini gördükten sonra bizi tekrar nasıl diriltir demek aslında akıl kârı değil. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde dikkat çekildiği üzere kemâ bedâukum teûdun, bidayeten başlangıçta Allah sizi yarattığı gibi tekrar ona döneceksiniz. Cenab-ı Hak bizleri imanlı bir şekilde huzuruna dönenlerden eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.